İyi günler. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bizim iki kişilik bir rezervasyonumuz vardı. Selim Gülen ve Burcu Tekin adına. Yalnız bir şey rica edeceğiz. Biz rezervasyonu yaptırırken bir hata olmuş. Suite oda istiyorduk aslında. Maalesef o mümkün gözükmüyor. Bizim için bir iyilik yapamaz mısınız? Bugün önemli bir etkinliğimiz olduğu için tüm odalarımız dolu. Tek bir boş oda var ama o da rezerve edilmiş. İkna etmeniz lazım. İnandırıcı olun. Hayatım, çok özür dilerim. Yıl dönümümüzde sana layık bir oda ayarlayamadığım için. Aslında böyle hayal etmemiştim ama ne yapalım? Daha ikna edici olun lütfen. Daha çok para versek? Maalesef benim yapabileceğim bir şey yok. Hayatım, bana biraz müsaade eder misin? Peki. Bakın beyefendi, söylediğim... Ben sizi çok iyi anlıyorum. Çok haklısınız. Ama siz de beni anlayın, rica ediyorum. Bugün bizim ilişkimizin 10. yıl dönümü. Tebrik ederim ama... Bugün bu gördüğünüz asi ama güzel kadına evlilik teklif edeceğim. Onu ilk gördüğüm andan itibaren bu anı bekledim. Tam 10 senedir oldu. Onu ilk tanıdığımda hiç sevmemiştim, biliyor musunuz? Çok yabani ve kendini beğenmişti. Çok güveniyordu kendisine. Gerçi düşününce hala aynı. Ama ben onu sevmekten bir an bile vazgeçmedim yıllardır. Ömer de başaramazsa plan değiştirmek zorunda kalacağız. Öfkeli görüntüsünün altında bir de şefkat vardır. Karşısındakini kendisinden bile daha çok düşündüğü için. İşte ben böyle bir kadına aşık oldum. Ve onunla hayatımı birleştirmek istiyorum. Nasıl ikna ettin? Seni anlattım. Ne dedin, ne söyledin? Canımın içi. İyi ki varsın. Senin nasıl bir deli olduğunu söyledim. Eğer odayı vermezlerse, orayı nasıl başlarını yakacağını anlattım. Onlar da korkup verdiler odayı. Sesi neden duyamıyoruz Gürcan? İletişimi mi kestiler? Hayır. Ömer düşük frekansta ve kulaklığın olmadığı tarafa doğru konuşuyor. Beni zor duruma düşürmek için o ilaçların arasını çektiğini biliyorum. Bundan sonra en büyük amacım seni hak ettiğin yere göndermek. Benden uzağa. Teşkilatın dışına. Çünkü burada olmayı hak etmiyorsun. Sen hayatımda gördün. Sen de benim hayatımda gördün. En güzel şeysin.